Evet, bugün yeni bir uygulamayla beraberiz. Bugün öğrencilerimizle beraber bir labirent uygulaması gerçekleştireceğiz. Evet çocuklar, başlayın bakalım. Evet, önce ne yapıyoruz? Önce sahne. Evet, sahneye bir labirent mi ekleyeceksin? Tamam. Sahneden var şu an. Background. Düzenli. Evet, onu biraz büyütün isterseniz. Evet, çok güzel. Evet, labirenti ekledik. Sonra labirentin... Karakter. Ha, evet. Köpeği ekleyeceğim. Karakterlerinizi ekliyorsunuz. Çok güzel. Tamam. Onun boyutunu küçültüyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok güzel. Sonra bir de kapı yapacağız hocam. Evet, değil mi? Çıkış için bir kapıya ihtiyacım var. Yeni karakter. Yani karakter çizden. Evet, çok güzel. Harika. Sahnenin arkasına bir ses ekleyin isterseniz, değil mi? Müzik. Çelak. Evet, çelak. Müzik döngüleri olabilir. Müzik loops diyor ya. Evet. Oradan rastgele bir tane seçin. Önemli değil. Nasıl eklendiğini göstermek asıl amacımız. Onun kodunu yazalım şimdi. Sadece şu anda kütüphaneden bir ses seçtiniz. Ama daha kodunu eklemediniz. Yazılara gireceğiz hocam. Evet, sahne seçilirken yazılardan tıkladığım zaman sürekli olur. 7 saniye. Evet, sürekli olarak sesten sesini bitene kadar çalmasını istiyorum, değil mi? Evet, şu anda o kod oldu. Şimdi ne yapalım? Topa yön tuşlarıyla hareket etmesi lazım. Değil mi? O komutları eklememiz gerekiyor. Tabii önce ne yapacaksın? Önce karakterini seçeceksin. O karakteri seçmeden kod yazamıyoruz. Evet, çok güzel. Boşluk tuşuna bastığında komutunu ekledin. Dedin ki yukarı oka bastığında hareket. Doğru dön komutunda. Evet, yönüne dön mü? Yönüne dön komutu muydu? Evet. Hangi yöne dönecek peki? Oktan seçmiyor muydun? Oka basit seçmiyor muydun? Evet, yukarı... Evet, yukarısı kaçtı? Evet, sıfır mıymış? Evet, sıfır. Yukarı yöne dönecek. On adım git mevzusu o hızla alakalı bir şeydi. İstersen labirentimiz biraz küçük ya, dar ya. Onu 6 yapalım. Biraz yavaş hareket etsin. Çok güzel. Çoğaltalım. Şimdi evet, nasıl yapalım? Tek tek yazmak yerine kodu çoğaltacağız. Evet, çok daha iyi. Yukarıyı aşağı yapalım. Yönünü değiştirelim. Burada mı? Orada mı? Kaçıyor. Aşağı 180. Çok güzel. Evet, aşağı, sağ, orada tıkla, sağ 190 derece. Sesler çok güzel. -90. Evet, harika. Bundan şimdi peki, sonra da arkasında iz bırakmasını. Arkasında iz bırakmasını sağlayacağız, değil mi? Çok güzel. Evet. Kalemden, değil mi? Çok güzel, evet. Evet, her bir... Onu oraya mı koyman gerekiyor?
Evet, çok güzel. Evet, bütün yönlere kalemi çizdirmiş oldun. Harika. Bir de oyun nerede olursa olsun yeşil bayrağı tıkladığın zaman topun ilk konumuna dönmesini sağlaman gerekiyor, değil mi? İstersen şu ekranı biraz küçült. Evet, evet, çok güzel. Çok güzel. Önce kontrol atmamız gerekmiyor mu bir tane? Yani yeşil bayrağı tıkladığım zaman hareketten evet X'ye konumu şu anki bulunduğu mevcut konuma gidecek. Bir de gittikten sonra bütün çizilenleri ne yapması lazım? Kalemi. Evet, temizlemesi gerekiyor değil mi? Çünkü oyun başa dönmüş olacak. Şu ekranı büyüt bir çalıştıralım. Evet, komut tuşlarını, yön tuşlarını hareket ettir bakalım. Evet, şu anda hareket ediyor. Çok güzel. Ama kenarlara değdiğin zaman herhangi bir aksiyon yok. Ya da kapıya değdiği zaman, kapıya da değdir. Kapıya değdiği zaman da herhangi bir durum yok. Şimdi devam videoda da onları yapalım isterseniz. Tamam mı? Şimdi bir ara verelim. Yeşil bayrağı tıkladığın zaman başa dönecek mi? Evet, başa dönüyor. Şu an için ilk aşama başarılı bir şekilde gerçekleşti. İkinci bölümde az sonra karşınızda olacağız değil mi gençler? Evet, çok güzel.